hadi tartışalım. Demokrasiyi, köylülüğü, potansiyel çatışma alanlarını, darbeleri, ekonomiyi, siyaseti, sistemi, Kürt sorununu, eğitimi, güvenliği, üretimi, politik ve hantal devleti, anayasayı, sahici bir tartışma zemininde çözüm kendiliğinden gelir. Kent Radyo 98.5. Merhaba Kent Radyo dinleyicileri, ben Füsun Güven. Konu Meziti Belediye Başkanı Neşet Tarhan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Neşet Bey, ben direkt başkanım diyeceğim. Çünkü kent halkı artık biliyor, ben Mezitliliyim ve Neşet Tarhan benim başkanım. Yok, adımla da hitap edebilirsiniz. Ben herkese öyle diyorum. Yani başkan demesine gerek yok. Adımla herkes söyleyebilir. Şöyle geldim, hani gözüm açtım derler ya Neşet Bey. Ben Mezitli'de gözüm açtım ve devam ediyor. Salı günü böyle kısa sürede olsa sizin halk günü toplantınıza katılma fırsatım oldu. Zaten adaylık döneminizde vaatleriniz içindeydi. Evet. Ben her hafta Mezitlilerle buluşacağım diye. Tamam, herkes şikayetini getiriyor ama bazı arzusu olmayanların böyle yaklaşımını biraz sert buldum. Nasıl dayanıyorsunuz siz diye sorarak oradan girmek istiyorum. Buyurun efendim. Evet, adayken de bunu tabii ki söylerken, vaatlerimin arasına koyarken arkadaşlarımızla tartışmıştık tabii ki. Bazı arkadaşlar buna dayanamayacağımız zor bir olay olduğunu söylemişlerdi. Bunu bilerek ben vaatlerimin arasına koydum ve hatta şunu demiştim. 30 Mart'tan sonra, pazardan sonraki ilk salı günü başlamak üzere bunu gerçekleştireceğim ve öyle de yaptık. Ve devamda ediyorsunuz. Devamda ediyor ve devamda edeceğim. Elbette her haftaki toplantıda bir veya iki tane bizi yoran vatandaş çıkabiliyor. Bu da doğal. Ama toplumun yapısını görüyorsunuz orada. Profilini görüyorsunuz, evet, burada. O bana çok yarar sağlıyor. Doğru talepler de olabiliyor. Eleştiriler olabiliyor. Haklı eleştiriler oluyor. Yardımcı olduğum çok konu oluyor elbette ki. Sadece belediye hizmeti yönünden değil. Eğitim konusunda, sağlık konusunda birçok vatandaşa ciddi yardımlarım oldu. Bunların tabii reklamını biz yapmıyoruz. Çünkü bizim görevimiz zaten bunlar. Kiminin çok çok özelleri oluyor insanın. Özellikle kadınlarımızda, genç kızlarımızda da çok özel sorunları olanlar oluyor. Tabii onlar özel olarak görüşüyorlar. Bunlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani açıkçası ben biraz da duygusal yönüm var. Her ne kadar kimileri sert görse de belki, ama bir de bir tarafında duygusaldır. Çok olay olmuştur ki onların o sorunlarını dinlerken benim gözümden gerçekten yaş gelmiştir. Yani o kadar acı, trajik sorunlar olan arkadaşlar var ki orada toplumu görüyorsunuz. Yani bizim toplum nerede? Orada büyük, büyük bir kesit var çünkü. Çok değişik kesimlerden insanlar geliyor. Bu bana ilham veriyor. Nasıl çalışma yapmam gerektiğini, insanlara nasıl yaklaşmam gerektiği konusunda. Onun için ben birçok arkadaşa, belediye başkanı olan tanıdığım arkadaşlarla görüşmemde de bunu önermiştim kendilerine ve buna başlayan başka belediye başkanlarımız da oldu çevreden. Mesela Adana'da Çukurova Belediye Başkanımızla görüşmeden sonra o da başladı mesela ve çok memnun olduğunu o da söylüyor. Bunu tüm Türkiye'de aslında ben isterim ki tüm belediye başkanları yapsın isterim. Ya şöyle bir şey var Neşet Başkan, insanların size güvenle gelmesi bir de değil mi? Asıl önemli olay orada. Başkan bir şekilde beni dinliyor. Bu duygu bir kere en önemlisi. Ulaşılabilir, evet, oluyorsunuz. Çok doğru. Yani bir zaman ben belediye başkan yardımcılığı görev yaparken bir belediye başkanına şikayette bulunmuştum. Dedim ki çok yoruluyoruz, çok yoğun insanlar geliyor, talep çok fazla, sabahtan akşama kadar demiştim. O tecrübeli eski bir belediye başkanıydı, bana şunu söyledi. Dedi ki şükret ki vatandaş geliyor bu belediye binasına. Bir de tersini düşün, bu belediye binasına halkın gelmediğini düşün. O zaman demek ki halkın bu belediyeye güveni ve inancı yoktur, umudu yoktur, umudu bitmiştir demektir dedi. Bu bana ders oldu, gerçekten doğru bir tümce ve yaklaşımdı. Vatandaşın umudu varsa belediyeye gelir, umudu yok ise
belediye gelmez. Siz istediğiniz kadar sadece bir gün değil her gün halk günü yapsanız bile oradan bir sonuç alınamadığı algısı yerleşirse toplumda ve umut yaratamazsanız o zaman o salonlar, o belediye binaları boş kalır. Ben o nedenle de o halk günündeki zenginlik bizim toplumumuzun zenginliğidir diyorum ve belediyemizi daha dinamik hale getiriyor. Ne kadar güzel. Tabii ben bu arada dün itibariyle ufukturu.net'te de efendim Beziti Belediye Başkanı Neşet Tarhan bizde olacak dediğimde farklı farklı telefonlar aldım efendim. Hala bizim insanımız bütün şehir yasasıyla beraber ilçe belediyelerinin büyük şehrin bağıyla bir takım şeyleri yapabildikleri atıyorum ana arterlerin kendinde olmadığını ilçe halkı hala bilmiyor. Ve ya ama bizim bu işte GMK bulvarımız çok pis. Ben de diyorum ki hayır o büyük şehre ait. Şimdi bunu biraz açıklasak tekrar tekrar anlatsak Neşet Bey. Şunu ben yapabiliyorum bu büyük şehrin işi. Biraz o insanların yeniden duymalarında fayda var diye düşünüyorum. Yani bu yeni bütün şehir yasası elbette zor bir yasa zaten. Benim de onaylamadığım bir yasa. Türkiye'deki belediyelerin bu yapılanmasıyla, belediyelerin bu bütün şehir yasasıyla halka daha fazla hizmet yapacağına ben inanmıyorum. Bu tamamen siyasal anlamda alınmış bir karardı. Oy dağılımı itibariyle bazı siyasi partilerin ve hükümetin o dönemki kendilerine dönük bir yaklaşımının sonucu, yoksa daha rasyonel bir belediyecilik yapılması anlamıyla alınmış bir yasa değişikliği değildi. Tabii ki şimdi ana caddeler büyük şehirde her türlü bakımı, yapımı, asfaltı, temizliği, kaldırım dahil, yağmur suyu derken sinek mücadele büyük şehirde, toplu taşıma büyük şehirde, yani itfaiye hizmeti, mezarlık hizmetleri en çok şikayet gelen konulardan birisi bana bu. Mezarlık konusun önemli bir konu. İnsanların ama o taleplerini yerine getiremiyoruz çünkü büyük şey değil. Mezarlıklarımız doldu, mezarlıkların temizliğini yapamıyorsunuz. Bunları büyük şehrin dediğiniz zaman da vatandaşı tabii ikna edemiyorsunuz. Aa öyle miydi? Sağ olun. O zaman büyük şehre gidelim demiyor yalnız %90'ı vatandaşı. Evet, biz size oy verdik diyor. Sadece bu büyük şehirle kalmıyor. Okul konusu var bizde. Birkaç yerde özellikle örneğin merkez mahallesinde ciddi bir sorun. Bir okulun okul yerinin kamulaştırılması gerekir. Çok az bir yer var. Milli Eğitim kamulaştırmıyor. Bunu bizden soruyor. Ama bunu Milli Eğitim bunu yapması gerekir. Bu şehirde bir Milli Eğitim Müdürlüğü var ise Mezitli'de de bir tek yere taş koyacaksa merkez mahallesinde okul yerini kamulaştırması gerekiyor. Bunu yapmıyorsa bunun sorgulanması gerekir. Vatandaşın hesap sorması gerekir. TEDAŞ ciddi bir sorun. Elektrik kesintilerinden dolayı vatandaşımız her gün şikayet ediyor. Anlatıyoruz. TEDAŞ müdürünün cep telefonunu da veriyorum. Kendisi de dinliyorsa şimdi duysun hanımefendi. Duysunlar efendim. Evet, beni nasıl arıyorsanız müdür hanımı da arayın diyorum ben kendilerine. Bizim yine önemli bir konumuz vaatlerimiz arasındaydı. Mezitli sahilinde yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapmaktı. Bunun projesini yaptık. Bakanlık onayladı. Sonra Büyükşehir dedi ki hazine alanlarının tahsisinin tümünü biz istiyoruz. Anamur'dan Tarsus'a kadar demişti. Biz yapalım dedi. Biz de uyum içerisinde çalışalım diye sesimizi çıkarmadık. Peki olsun fark etmez. Bizim projeyi siz uygularsınız. Beraber yaparız dedik ama hala tahsisini alamadık ve geciktik. Birkaç ilçe sınırları içerisinde en son öğrendiğim tahsisini aldı Büyükşehir. Henüz mezitliği alınmadı ama yakında alacaklarını söylüyorlar. İnşallah o tahsis izni alınır ve oraya da başlarız. Yani bu Büyükşehir yasasından kaynaklanan veya yereldeki Büyükşehir ilçe belediyeleri ilişkisinden kaynaklanan bir takım elbette ki olumsuzluklar var. Sizin söylediğiniz gibi özellikle ana caddelerin temizliği konusunda ben de şikayetçiyim doğrusunu isterseniz. Rahatsız oluyorum. Ama bizim de oraya bir harcama yapmamız ve planlamamız söz konusu değil. Çünkü büyük şehir yapacağı için. O nedenle de bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bu yasadan kaynaklanan veya büyük şehir ilçe ilişkilerinden kaynaklanan. Mesela yine bana gelen en büyük şikayetlerden biri Viranşehir'deki bir arıtma tesisinin kokusu.
Ben bunu hani sizlerle tekrar konuşmuştuk ama vatandaş diyor ki ama ben Mezitli'deyim. Bana ne büyük şehirden? Niye benim belediyem bunu büyük şehire iletemiyor? Neden? Niye evet. büyük şehir bunu yapamıyor? Evet, sizlere yani niye güçlük çıkarıyor gibi geliyor bana? Güçlük çıkarmadan ziyade zannediyorum büyük şehirdeki kadrolaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmamış olması büyük bir eksiklik. Zaten kendisi de herhalde başkanımızın gördü ki sorunlar yaşandığını, zor olduğunu söylüyorum ben tırnak içinde bu işin zaten. 2-3 kez yönetim kademesinde değişiklikler yaptı. Evet. Örneğin bahsettiğiniz merkez oradaki pompa istasyonundan bu şikayet bana da geldi. Genel müdürümüzü aramıştım. Çünkü oradaki yapılan zaman zaman bazı ilaçlamalar oluyor. O ilaçlamanın yapılmadığı şeklinde bana ifade edilmişti. Evet, genel müdür de doğruladı ama haberinin olmadığını söyledi bundan. Yani kendisini ve sonra görüştükten sonra müdahale etti. Sorun çözümlendi. Ha, demek ki burada bir iletişim kopukluğu var. Yani meskide de var. Daire başkanlıkları, genel müdür arasında, birimler arasında bir koordinasyonsuzluk ve bilgi aktarımında eksiklik oluyor. Bu da tabii ki sonuçta vatandaşa yansıyor. Örneğin birçok daire başkanının başka illerden gelmiş olması elbette bunda etkili. Şimdi benim tabii büyükşehirle ilgili söz söyleme haddim değil de tespitime göre söylüyorum. Yöreyi tanımadığı için arkadaşlar henüz örneğin Demirışık'ta bir sorun oluyor. İlgili arkadaşları aradığım zaman Demirışık'ı gördünüz mü, biliyor musun dedim. Hayır diyor. Şimdi görmeyen, yerini bilmeyen arkadaşın sorunu çözmesi güç oluyor. Biraz tabii. Daha zaman alıyor. Zaman alıyor evet açıkçası. Zaman alması da tabii işte bundan dolayı Neşet Başkan sizle görüşmek ve konuşmak istiyorum ki kent halkı tamam benim ilçe sınırımda ama büyük şehrin yapması gereken noktada benim elim kolum bağlı. Bunu biraz daha bilsinler. Ben sadece duyurabiliyorum, müdahale edemiyorum. Değil mi? Bu noktada yani bilinsin ben, istiyorum. Ya, elim kolum bağlı şeyini pek fazla tabii kullanmak istemem. Şuna inanıyorum çünkü ben uzun yıllar belediyede çalıştığım için biliyorum. Ben bu belediye bütçesiyle en iyi şekilde hizmet yaparım. Ankara'ya gitmem. Aksesuar olarak muhteşemsiniz zaten. Ya, hayır Ankara'ya gitmem. Ankara'dan borç almam. Nitekim Ankara'dan borçlanma yapmadım. Tüm belediyeler borçlanıyor. İller Bankası'ndan, meclislerinden karar alıyor biliyorsunuz. Kendi bütçemizle aldığımız borcun, bunun da edebiyatını yapmak istemem. Yani şu kadar rakam, bu kadar rakam diye kimilerin yaptığı gibi BES bankartlar falan yollara asmam belediye binalarına. Ama tüm borcumuzu bitirdik. 2016 yılında yapacağımız yatırımın hesabını yaptık ve onun finansmanı dahi çözümlenmiş durumda şu anda. Hiçbir piyasaya bir tek kuruş borcumuz olmayan bir belediyeyiz şu anda biz. Onun için ben halkın gücüne inanıyorum. Yani biz halkın belediyesi derken biraz da bunu söylüyorum. Ben halkın gücüne inanıyorum. Halktan aldığımız parayı en iyi şekilde adımızı Cimri Belediye'ye veya Cimri Belediye Başkanı'na çıkarsalar da en doğru yere harcadığımız zaman bu bütçeyle ben kente çok hizmetler yapacağıma inanıyorum. Hiçbir şekilde mazeret üretmek istemiyorum. Elbette üretecek olursak birçok sorunlar var, birçok olumsuzluklar var. Ta belediyenin geçmişinden gelen bunları söylemek istemiyorum. Mevcutu aldık. Bu belediyeyi böyle aldıysak bunu yürüteceğiz. Bunun mazereti olmaz. Mazeret üreten belediye başkanlarımı da hayretle tabii karşılıyoruz bazı başkanları. Siz bu belediyeyi bilerek geliyorsunuz çünkü. Bilerek geliyorsanız mazeret üretmeyeceksiniz. Öyle bir hakkınız yok, yok diyorsunuz. Elbette ki. Bunu bilerek aynı geldim. Zamanda Mezitli Belediyesi şeffaf bir belediye. Çünkü belediye binasının önündeki o dijital ekranda akıyor gidiyor bilançosu her zaman için. Evet her ay bunlar biz gelir ve giderimizi açıklıyoruz. Tabii bunlar vatandaşlardan gelen talepleri dikkat alarak yapıyoruz. Vatandaştan nasıl talep gelir? Belediyeye gelen vatandaşlardan olmuyor bu sadece. Halkın arasına girdiğiniz zaman daha çok halkın taleplerini alabiliyorsunuz. Dün örneğin ben sabahtan öğleye kadar erken saatten esnaf arasındaydım. Gezdim, oturdum, kahvede oturdum, iş yerlerinde oturdum, sokaktaki insanlarla konuştum. Oradan bir takım şikayetler aldım.
Örneğin taksicilerin taksi durağı problemi var. Bunu biz şoförler odasından bekledik ama bugüne kadar herhangi bir proje getirmediler bize. Ama artık bu bıçak kemiğe dayandı derler. O noktaya geldi ki evet, bu taksici arkadaşlara ben durak yeri yapmam lazım dedim. Örneğin en kısa süre içerisinde yapacağız. Çünkü bu demek ki bir problem. Bana geliyorsa bu problem, ben bunu çözmek durumundayım. Ne kadar güzel. Evet. Nedir bizim vaat ettiklerimizden? Bugün baktım ben internetten, yıl dönümüymüş, 2 yıl önceki vaadimizde bisiklet kullanımını özendireceğiz. Başta ben olmak üzere çalışma arkadaşlarımla bunu yaygınlaştırmak istiyoruz diye. Bunun kimileri reklam yapıyor filan dediği için hiçbir şekilde basına da vermedik. Kaç gündür biz belediyenin ye ait bisikletlerle, belediyenin otoparkındaki öğlenleri yemeğe giderken bisikletle gidiyorum ben ve arkadaşlarım, personellerden, başkan yardımcılarımız, özel kalemdeki personeller başta öncülük yapmak üzere ve o arada sokaklardaki çalışmaları da geziyoruz. Ve buna evet öncülük yapıyoruz, söz verdik çünkü. Yapacağız, yaygınlaştıracağız, göreceksiniz Mezitli'de bisiklet satan iş yerlerinde de bisiklet satışı artacaktır. Mutlaka ne kadar büyük bir hevestir. Evet. Sizi görmeleri bile Neşet Başkan, çok özel olsa gerek değil mi? Bu arada yalnız ben tamam, bisiklete gidişiniz insanları tekrar bir sağlık açısından düşünmek lazım. Ve hem de Mersin çok müsait, 4 mevsim yapılabilecek bir olay. Sizin Mezitli'de yaşayanlar için yarattığınız bu sosyal yaşam kurma yerleriniz çok fazla oldu. Çocuklar ayrı düşünülüyor, gençler ayrı düşünülüyor. Bunlarla ilgili de biraz anlatalım. Reklam olsun, olsun efendim, herkes yapsın ve bilsinler. Şimdi bizde 20 kadar sanat dalında kurslarımız var muhtelif yerlerde. Ayrıca 10 dal kadar spor okulumuz var değişik dallarda. Çok sayıda yerde spor alanlarımız var ama bunlar yeterli değil. Bu sene ilave ettiğimiz uğraşlar oldu. Örneğin yoga dersler verilmekte. Çocuklar için bale, opera ve baledeki öğreticiler tarafından bale dersi verilmekte. Fakat mekanlarımız sınırlı. Bunları hep arttırmak istiyoruz. Sadece bir tanesini söylemek istiyorum burada. Bale için talep çok fazla olduğunu söylediler. Fakat yer olmadığından öğrencileri kabul edemediklerini. Ben de bale hocasına şunu söyledim. Eğer siz şu anda 90 kadar öğrenci var. Oo, bayağı. Evet, 200-300 öğrenci yapabilir misiniz bunu dedim. Evet dedi. Eğer siz buna söz veriyorsanız ben de sizin için özel bir bale okulu gibi bina yapacağım. Size tahsis edeceğiz dedik. Ve yapacağım bunu da. Ne kadar güzel. Mezitli'de bir bale için özel bir yer yapacağız ve gönlümden şu geçiyor. Sezon sonu bittiği zaman stadyumunda çimlendireceğiz. Bizim Mezitli'deki stadyum denen alanı da, eski Mezitli'de de yine bir çim futbol sahası yapacağız. Bugünlerde sadece çimlendirmesi kaldı bunların. O futbol sahalarında 200-300 tane bale öğrencisinin bale yaptığını çocuğumuzun görmek istiyorum. Ne kadar güzel. Yine aynı şekilde keman kursu alanların yüzlerce çocuğun orada keman çaldığını, piyano eşliğinde müzik yaptığını koro halinde görmek istiyorum. Kitleselleştirmek istiyorum. Örgütlemek istiyorum insanları, yaygınlaştırmak istiyorum. Böylece zaten hep beraber müzik yaparak, sanatla uğraşarak bu barışı ancak böyle gerçekleştirmiş olacağız evet, diyorum. Barış ve hobilerle yetişen bir nesil. Evet. Değil evet. mi? Böyle düz insan olmayacaklar. Ne kadar keyifli olurlar onlar. Efendim sizin adaylık döneminizde de konuştuğum için biliyorum. Sizin tek bir hayaliniz vardı. Bütün STK'ları Mezitli'de istiyorum. Biliyorum bu konunun bahsedilmesini istemiyorsunuz ama özellikle eşiniz Sembol Hanım'ın Soroptimistlerin başkanı olarak belediyenin her işinde ağaçlandırıyorlar kendi sizden bağımsız. Ben onu bir kutlamak istiyorum buradan izninizle. Biliyorum bu konuyu pek sevmiyorsunuz ama ben Sembol Hanım'a teşekkür etmek istiyorum bir Mezitli olarak gayretlerinden dolayı. Şimdi bir de şunu vatandaş şunu da sordu. Ya Mezitli'de yine yeniden kocaman kocaman inşaatlar var, imar değişiklikleri oluyor. Neşet Tarhan geldiği andan itibaren herhangi bir imar değişikliği izni çıkardı mı? Altını çizerek söylüyorum. Gelirken ve belediye meclis toplantılarında defalarca söylediğim bir söz var. Benim dönemimde bir
tek metrekare yeşil alan, belediye hizmet alanı imara açılmayacaktır dedik ve sözümüzde duruyoruz. Hiçbir imarlı parselde imar artışı yaptırılmayacaktır dedik, sözümüzde duruyoruz. Fakat burada tabii bazı yanlış anlamalar oluyor. İmar planı benden önceki bir imar planı. Bu imar planını vatandaşın konut alanındaki imar durumunu bizim değiştirme gibi lüksümüz olamıyor. Çünkü yargıya gittiği zaman haklı olarak kendisi kazanır. Onun için mevcut imar hakkı değilse tabii ki kalıyor. Önemli olan bir konu sizin bahsettiğiniz yüksek katlı yapılar konusu. Son zamanlar gündemde, evet, bazı müteahhit arkadaşlar, arsa sahipleri buna yöneldiler. Talep demek ki bu yönde var. Daha yüksek yerlerde deniz manzaralı oluyor diye zannediyorum, biraz da onun etkisiyle. Emsal diye bir şey var. Emsali yanlış biliyor. Burada bir kez daha kısaca açıklamak istiyorum. Buyurun efendim, lütfen. Emsal demek yanındaki yerle aynı demek değil. Emsal kelimesi oradan gelmiyor. Arsa ne kadarsa metrekaresi, emsal, örnek veriyorum, 500 metrekare arsası varsa bir insanın, imarında emsal 1 diyorsa bu şu demektir. Oraya 500 metrekare inşaat yaparsınız siz. Nasıl yaparsanız yapın. 1,5 diyorsa 500'de 1,5'ü çarparsınız 750 metrekare olur. 2 diyorsa 1000 metrekaredir. Bunu yatay veya dikey yapabiliyor. Arsası büyük olduğu zaman fazla inşaat alanı oluyor. Tabanda boşluk bırakıyor. Bu sefer yüksek kata doğru gidiyor. Onun için yani burada imar değişikliği söz konusu değil. Bunu arkadaşların iyi anlaması gerekir, bilmesi gerekiyor. Ama son zamanlar bizde yüksek miktarda talep geldiği için önümüzdeki günlerde müteahhitlerle, meslek odalarıyla birlikte bir toplantı yapmak istiyoruz. Bu kadar yüksek yapı talebi gelmeye başladı. Zannediyorum 3-4 tane oldu. Bir tanesi yapılıyor, başladı. Bir tanesi hemen benim atıldı. İlerimde Kandak'tan, evet, sonra. Bu konuda beraber tartışalım dedik onlarda. Üniversiteden de arkadaşları çağıracağız, kent planlaması bölümünden. Ne diyorsunuz diye. Şu yapılabilir burada belediye meclis kararıyla. Bu arkadaşlarla da eğer olumlu bir görüş ortaya çıkarsa bu yönde. Bunu ben sesli olarak düşünüyorum. Böyle bir henüz daha ortaya konmuş somut bir olay yok. Eğer bu görüşmede müteahhitler, odalar, üniversiteyle bir görüş birliği sağlarsak bu emsal uygulaması denilen yerlerde örneğin 15 kattan fazla olmasın, 18 kattan fazla olmasın gibi bir sınır. Bir sınırlama konabilir. Teknik olarak belediye meclislerinden, bizim ve Büyükşehir Meclisi'nden geçerek eğer böyle bir yönelme olursa ben buna uyarım tabii ki. Ne derse bu arkadaşlarla ortak platformda böyle bir karar alınırsa bunu da meclise getiririz tabii ki. Ne oluyor? O zaman inşaat alanı yine fark etmiyor vatandaşın. Sonuçta eğer 22 kat yaparken 16 kata düşecekse kat bu sefer tabanda kütle büyümüş oluyor. Yoksa inşaat alanı yine aynı oluyor. Bu anlattıklarından zannediyorum tüm herkes bir şeyler anlamıştır. Yani bizim dönemimizde kesinlikle bir parselde inşaat artışı olmaz. Belediye meclisinde böyle bir değişiklik gelmez. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da bu konuda son derece duyarlı. Tüm partili meclis üyeleri için söylüyorum. Sadece CHP değil, AKP'si, MHP'siyle uyum içerisinde zaten çalışıyoruz. O yönden Mezitli'de hiçbir arkadaş kuşku duymasın. Bu yönde endişesi olmasın. Ama bir ev alırken mutlaka belediyeye gelip çevresindeki imar durumlarında mutlaka baksınlar istiyorum ki yarınlarda niye biz burayı aldık bilmiyorduk böyle inşaat yapılacağını demesinler. Onun için baştan benle bir gel, tüm Türkiye için bu uyarıyı yapmak gerekir. Ev alanlar sadece inşaattaki projedeki mutfağa bakmasın, banyoya bakmasın, metrekaresine bakmasınlar. Biz de çevresine dört tarafına baksınlar belediyeye gelip. Ne olacağını önceden bilsinler. Hem onu bilecekler, hem ruhsatını falan her şeyini bir öğrensinler. Elbet. Sonra da bizim buranın ruhsatı yok diye. O gün ben çünkü, evet, halk toplantısında geldi. Mesela benim şu çok hoşuma gitti Neşet Bey. Siz o vatandaşın hemen kendi daire müdürlerinizi aradınız, onları çağırdınız, onlardan dosyalarını çıkarttırdınız. Yani tamam kardeşim git ona başvur demiyorsunuz. Hayır.
Yani bunun için geliyor vatandaşlar, evet, halk gününe diye. Halk günündeki çalışma biçimimiz öyle. İlgili önemli daire müdürlerimiz, yatırımcı müdürlerimiz yanımda oluyor zaten. Anında orada arkadaşlara iletiyoruz. Şunu istiyorum, bir kez daha gelmesin aynı vatandaş. İşi çözülsün. Orada olumlu şekilde çözümlensin veya olumsuzsa da bunu ikna ederek kendisine neden olmadığını da söyleyelim ki bir sonraki hafta ne oldu benim işim diye gelmesin istiyorum. İş konusunda da öyle, çünkü eğer siz sormadan ben söyleyeyim, en çok bize gelen talep iş konusu tabii, evet, ki. Evet, iş isteyenler çok. Evet, orada da bununla hiç kimseye ben CV verin, CV alacağım demiyorum. Bir tek kişiden 1,5 yılda CV almadım ben elime. Elime değdirmiyorum dahi bunu, dokundurmuyorum. Çünkü elinize aldığınız zaman dahi vatandaşa umut vermiş oluyorsunuz. Onun için benim ne çekmecemde ne masada CV yoktur ne de şeyde vardır. Yani personel müdürlüğünde almazlar, posta yoluyla gelenler hariç. Olmuyorsa olmuyor deriz. Yani tekrar tekrar bir arkadaş oraya gel bakalım ileride ya belki gibi falan değil mi? Bir ümit dünyası şey açmıyorsunuz. Hayır, hayır, yok kesinlikle. O da çok önemli. Şimdi bu arada sizin yine projelerin içerisinde bu mutlu yaşam, mutlu yaşam değil mi? Tamam, bir hobi bahçeleri açıldı. Evet, hobi bahçesi açtık ve devam ediyoruz. Daha yapılanlar da var, devam ediyor. Devam ediyor, evet, değil mi onlar? Evet. Bu arada bir yemekler falan vardı. Onlar da devam ediyor, evet, mu? Evet, aşevimiz. Aşevimiz devam ediyor. Çok güzel devam ediyor. Evlerde veriyoruz biz yardımları, öğle yemeklerini. Bir de çok özel bir çalışma var. Ben çok beğendiğim için burada tekrarlamak istiyorum. Zaten biliyorsunuz sizi, tüm yeşil alanlarda kim isterse yer veriyoruz. Şahıs veya kurum olarak ağaçlandırmasını kendiler yapmak koşuluyla jakaranda korulukları yapıyoruz, mor çiçek açan. Çünkü tüm mezitli mor çiçekle bezensin istiyorum ben ilkbahar ve sonbaharda. Ay ne ve kadar güzel. Kadınları, mor zaten ruhu evet, dinlendiren kadınları bir renk. Kadınları da temsil eden bir renk, evet, biliyorsun. Bu çevredeki bu egzoz gazlarını falan da absorbe eden, o yönden de çevre kirliliğine katkısı olan bir tür bu jakaranda. Çok naif bir ağaç türü ve göreceksiniz çiçek açtığı zaman mezitlinin her tarafı mor renkte olacak. Bu nedenle de oraya katkı sunan tabii ki tüm sivil toplum kuruluşlarına ben teşekkür ediyorum. Onlarla beraber çalışma yapıyoruz. Genişletiyoruz. Demin bahsettiğiniz o sivil toplum kuruluşlarıyla ortak İstiyorum çalışmalarda. İstiyorum diyordunuz, evet. 29 Ekim'de burada bir etkinlik yaptık sosyal tesislerimizde. İlk kez Mersin'de bir takım kulüpler, bir takım dernekler bir araya geldi orada. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Rotaryanlar, Soroptomistler, Alzheimer Derneği gibi birçok kuruluşu bir araya getirdik. Bu hiç görülmemiş bir şey. Bunu, evet, genişletmek istiyoruz tabii ki. Dün yine geldi genç arkadaşlarımız, Temiz Denizler, Turmepa'dan. Onlara da söyle, siz de katılın. Sadece sizin amacınız denizi temizlemek olmamalı. Bütün. Gelin diğer birlik odalarla, sivil toplum kuruluşlarla birlikte projelerde ortak hareket edelim. Sahili temizleyelim diyor ama siz sadece temizlemeyin. Gelin herkes buraya katkı sunsun istiyorum. Mezitle yapmak istediğimiz bu. Herkes elinden geldiğince, Mersin'deki kuruluşlar da destek veriyor elbette. Önümüzdeki günlerde mesela Mersin Barosu'nun yine bu fuar alanının karşısındaki ağaçlandırma etkinliğimiz var. O arkadaşlara da, yani baro başkanı Alpay Bey ve mensuplarına teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür edecek olursam çok teşekkür edeceğim kurum var. Ama tam göz önündeydi, benim de çok hoşuma, evet, gitti orası. Evet, orada girerken mezit diye mor bir koruluk göreceksiniz orada. Bu örgütlenmeyi yapıyoruz, geliştiriyoruz, büyüteceğiz. Ama tabii biz aileyiz diyoruz, mezitli bir aile diyoruz, aile olacağız, mutlu bir aile olacağız tabii ki burada. Onu da öncelikle belediyenin kendi içinde başlatıyoruz, işçilerimizden çünkü başlayarak bunu yapmamız, gerçekleştirmemiz gerekir. Ben bunu söylüyorum, bazı insanlar heyecanlanıyormuş, duyuyorum, ben solcu bir belediye başkanıyım diyorum. Bunda bir olağanüstülük yok. Çünkü bizim partimizin tüzüğünde yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi sol bir partidir diye yazıyor. Ben onu söylüyorum ve bunu da içselleştirmiş bir kişiyim zaten öğrencilik yıllarımdan beri. Bu nedenle öncelikle
belediye çalışanları arasında huzuru sağlamamız gerekiyor. Onları ekonomik yönden güçlendirmemiz gerekiyor. İşçilerimize sendikalaşın diyorum. Sendikalara üye olun diyorum. Özgür şekilde. Ben teşvik ediyorum. Siz teşvik ediyorsunuz yani. Sendika yani. Üyesi ne kadar olmasın güzel. Ve çoğu sendikalı zaten arkadaşlarım. Örgütlenin diyorum. Sendikalar yetki alırsa, aldığı takdirde henüz yetki almış değiller, alırsa hemen sözleşme yaparım dedim. Toplu sözleşme yapacağız. Taşeron işçilerinden bahsediyorum burada. Zaten diğerleri sendikalı, evet, ve toplu sözleşmesi var. Evet, onu özellikle yani taşeron işçiler için bu söylüyorum. Konu. Evet, yine bizim partimizin ve çoğu partide tabii rakamlar değişik olmakla beraber asgari ücretin arttırılması yönünde vaatlerde bulunup bakacağız. Kimin arttıracağı, hükümetin de arttırıp arttırmayacağına bakacağız. Ama biz hükümetten önce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümet olmadan önce asgari ücret kelimesini 1 Ocak'tan itibaren kaldırdık. Bu yemek parası hariç, bu söylediklerimde yemek parasını saymıyorum arada. İki bayramda vereceğimiz ikramiyeleri saymıyorum. Orada vereceğimiz parayı da saymıyorum. Bunlar hariç. O giyimini biz karşılıyoruz. Toplu taşımasını biz karşılıyoruz. Bunlar filan hariç. En az alan, ama en az alan bu söylediğim ek ödemeler hariç taban 1200 lira diye koyduk. 1 Ocak itibariyle belediyenin işçilerinin, evet, alacağı yani taşeronda dahil. Evet, taşerondakiler bu. Taşeron için yüksek, diğerleri zaten alıyor. Zaten yüksek alıyor onlar. Bu şekilde zaten bu 1200 alan da oldukça az oran olarak taşeron işçiler arası. Çünkü kendi mesleğine göre şoför, usta, tırpan yapıyordur, çim motoru kullanıyor, ufacık bir ustalığı varsa dahi veya yüksek okul mezunuysa bunlara zaten %100'e varan, %150'ye varan kadar artış da alıyor arkadaşlar. Bu 1200'ün uzmanlığı üzerinde. Uzmanlığı diyelim tabii adına yani, ondan dolayı. Eğer ufak bir becerisi varsa bunu uzmanlık kabul ediyoruz. Örneğin bir tırpan biçmeyi dahi uzmanlık kabul ediyoruz. Ne kadar güzel. Buna daha farklı veriyoruz. Kadın işçilerimize aynı işi yapan, mesela parktaki veya temizlikteki kadın işçilerimize aynı işi yapan erkekten artı belli bir yüzde artış veriyoruz orada. Pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılığı, evet, muhteşem burada, bir şey. Şu ana kadar Türkiye'de duymadım böyle bir olanak sağlayanları. Umarım onlar yakında sendikal hakları kavuşurlar ve toplu sözleşme yapma imkanına kavuşuruz. Toplu sözleşmede yaparız. Çünkü bizi söylediklerimizle uyguladıklarımızın aynı olması gerekir diyorum. Ya bir de şöyle bir şey var Neşet Bey. Siz adaylığınız döneminde de söylediğiniz bir söz vardı. Mezitli'yi örnek gösterecekler. Biz, evet, başka ilçeleri örnek almayacağız diye. Ki mesela bu taşeron işçilerle ilgili bu çalışmanız, işçilere verdiğiniz haklarla da evet, Mezitli bunu yaptı diye bir örnek gösterilecek. Öyle oldu. Öyle oldu. Bir tanesini söyleyeyim. Son Kurban Bayramı'nda Seyhan Belediye Başkanımız aradı. Bayramda taşeron işçilerine para veriyor musunuz diye. Evet dedim, kendisine söyledim. Nasıl veriyorsunuz diye izah ettim nasıl verdiğimizi. Ya dedi, doğru, güzel bir şeydi. Ben de bir deneyim bakalım nasıl olacak mıymış bu dedi. O da ilgili yerlerle görüşmeler yaptı. Baktım o da verdi ve aradı, çok dedi, teşekkür etti bana. Örnek Mezitli. Çok mutlu oldu yani, ya iyi dedik bunu dedi, bize dedi önerdin sen dedi, yaptık dedi. İşçiler de çok mutlu oldu dedi. Kadın üretici pazarımızı tüm Türkiye'den arıyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? Her yerde mesela resimler, evet, çıktı zaten, evet, bütün kadın ulusalda. Kadın üretici pazarımızda hakikaten örnek olduk. Mezitli kartla örnek olduk. Onu unuttum. Evet, evet, Mezitli kartınız çok özel. Mezitli kart oldukça başarılı gidiyor. Şu anda 3000'in üzerinde üye kart alan arkadaşımız var. Geçtiğimiz hafta yine örnek bir uygulama yapıldı. Mezitli kartla anlaşması olan bir firma kendisi kazandı. Çok kazandı burada. Para olarak bir iş yeri. Direkt oraya gitti vatandaş. Vatandaş da kazandı. Kampanya, evet, açtığı için Mezitli kart sahipleri. Vatandaş da kazandı. Vatandaş da mutlu. Bu kazancını halka yani bir şekilde geri döndürmek istedi. Sosyal bir çalışma olarak o arkadaş. Ve bunun da herkes tarafından uygulanmasını istiyorum, bu örnek çalışmanın. O da şu oldu. İlgili arkadaşımız cumartesi veya pazar günü sabah huzur evindeki, Mezit'teki tüm huzur evindeki yaşayanlara ve sevgi evlerinde yaşayan çocuklarımıza kahvaltı verdi. Biz de orada ayrıca onlara şal olarak,
bere olarak bir takım armağanlar biz de sunduk, kitap verdik çocuklarımıza. Çok güzel bir gün geçirdik. Onlar çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk tabii. Mezitli kart konusunda da tüm diğer belediyeler bizi arıyorlar, nasıl yaptınız diye. Yine örnek. Orada da örnek çalışmamız oldu, evet. Ya bunlar önemli bir şey. Yani kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz efendim. Reklamlarınız için Kent Radyo telefon 0 324 337 36 30. Mersin Helvacıoğlu Han Kafe Restoran cuma günü saat 11.30'da açılıyor. Açılışa tüm Mersin halkı davetlidir. Doruk lastiğe uğramadan lastik almayın. Ücretsiz lastik bakımınız yapılır. Uygun, kaliteli markalar ve mutlu akü Doruk Lastik'te. Hong Kong ve diğer markalar için bizi tercih edin. Doruk Lastik. Telefon 0324 359 66 67. GSM 0530 102 0444. Adres GMK Bulvarı Menderes Mahallesi 781 Taksim'de. Stüdyo Picasso, anılarınızın kütüphanesini oluşturmak için biz varız. Düğün, nişan, sünnet, doğa çekimleri ve video çekimleri ile hizmetinizdeyiz. Stüdyo Picasso, GSM 0543 521 3199. Adres, Çiftlikköy Mahallesi, İstemeyen Talay Caddesi, Özlem 1 Üniversite Konutları, D Blok, No 4. Üniversite civarı Yenişehir Mersin. Stüdyo Picasso. TEOG sınavı başlıyor. Unutmayın. 3 bir doğruyu götürür. Sınav günü sessizlik günü. 25-26 Kasım'da gereksiz korna çalmayalım. TEOG sınavlarına giren çocuklarımızın dikkatlerini dağıtmayalım. Bu davetimize siz de korna çalmayarak destek olun. Korna çalma, huzurumu çalma. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle. Toyota Plaza Boranlar, Mezitli'de. 357-0303. 357-0303. Toyota Plaza Boranlar, Mezitli'de. 357-0303. 357-0303. Esoil Türkiye'nin gülen yüzü. Kaliteli ve güvenilir akaryakıtın doğru adresi. Esoil istasyonlarına gelin, yüzünüz gülsün. Mersin canlardan büyük kampanya. Ankastre setler 1099 liradan başlayan fiyatlarla. Yanlış duymadınız. Ankastre setler 1099 liradan başlayan fiyatlarla. Mersin canlar Yenişehir Migros karşısında. Mezitli Siemens Kuyuluk kavşağında. Mezitli Samsung Bakanlık Caddesi karşısında. Stat Şube Hilton civarında. Müşteri hizmetleri 329-20-33. 329-20-33. Mersin canlar Mersin'de her yerde. Sayın veliler, sevgili öğrenciler, okul kıyafetlerini nereden alacağım diye düşünmeyin. Hemen büyük mağaza aracılara gelin. Okul kıyafetlerinde kalite, şıklık, uygun fiyat büyük mağaza aracılarda. Okul çantasında başka adrese gerek yok. Nike, Polo, Benetton ve birçok lisanslı çanta çeşidi ile hizmetinizdeyiz. Büyük mağaza aracılar Bit Pazarı, Silifke Caddesi, Pozcu ve Mezitli'de. Telefon 231-3129. 231-3129. Özgür Yaşam Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, uzman doktor kadrosu ve deneyimli personeliyle Güvenevler Mahallesi, Okan Merzeci Bulvarı, Optima İş Merkezi, İkinci Çevre Yolu minibüsleri son duraktaki yeni adresinde hizmetinizdedir. Telefon 325-76-57. 325-76-57. Kısa reklam aramızdan sonra Kent Radyo dinleyicileri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la programımız devam ediyor. Efendim, kültür merkezimiz ne oldu? Oradan girelim. Evet, kültür merkezindeki yer sorununda maalesef oradaki bir hissedar bizi epeyce uğraştırdı. Şimdi adını söylemeyeceğim ama gerçekten rahatsız etti. Arsa üzerinden ticaret yapanlar
rant sağlayanlar konusu aslında tek başına bir radyo programı olacak konu. Evet. Son derece önemli bir değil konu. Mi? Bunu değil parantez içerisinde söyleyerek. Onu bir kenara saklayalım. Evet, geçelim ama Türkiye'de ciddi bir sorun bu. Bu sorunun da bir parçası olarak burada da yaşadık. Maalesef bir hissedarımız bizi epeyce uğraştırdı, çok uğraştırdı ve uğraştırıyor da. Biz ama burada kararlıyız. Ne olursa olsun öngördüğümüz yerde o kültür merkezinin projesi bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlayacağız. Yani Mezitli bunda böyle kararlıyız. Bir kültür merkezine evet, kavuşacak diyorsunuz. Adnan Menderes'in sonunda çok güzel bir yerde. Yıktığımız bir lokanta vardı. Biz yıktık oradaki lokantayı. Geçmiş yıllarda kiraya verildi, işletilen haksız yere ama orada kiraya, yanlış yere belediye hizmet alanında olmaması gereken şeyi her yerde yıkıyoruz zaten bu haksız. Nerede bir haksız yapı varsa halkın yararına olan yeri kişiler kullanıp rant sağlıyorsa bunu yıkmışızdır. Orayı da aynı şekilde yıktık ve orayı kültür merkezi olarak yapacağız. Aynı şekilde bir nikah salonu yapacağız. Çünkü nikah salonumuz ikinci katlı, iki katlı bir binada hiçbir engelli arkadaşımız çıkamıyor. Bu yüz karasıydı. Söylüyorum yine gerçekten hangi belediyede varsa bir engelliler için engel oluşturmuşsa kendisi bu yüz karası diyorum. Onun için mutlaka bir oradan hareket ederek yeni bir nikah salonunda gereksinme olduğunu gördük. Orada da bizim kendi arsamız olmadığı için bu şekilde hisseli olan bazı yerleri çözmeye çalışıyoruz belediyenin hissesini. İşte orada da o arazi olayından rant sağlayanlar karşımıza her yerde çıkıyor. Orada da var ama onu da aşmak bugünler bitmek üzere. Onu da kısa süre içerisinde projelendirip yapacağız. Engelli arkadaşlara her türlü zaten yine kolaylığı gösteriyoruz sözü gelmişken söyleyeyim. İş yeri ruhsatı alırken bir vatandaş bir takım belgeler istenir biliyorsun. Tapu veya kira kontratı şunlar bunlar. Buna bir maddede ben ilave ettim. Kendim kişisel olarak dedim. Bir maddede şunu koyun. Engelli girişi olmadan iş yerine ruhsat verilmeyecek Mezitli'de. Muhteşem. Evet bunu yaptık. Evet çok yani kolay başkanım şey ne kadar önemli bir şey aslında. Evet. Dediğiniz gibi engelli olanları hakikaten evet kollamak gerekiyor. Yine Lyonslar geçen bir engelli parkı yaptı. Biz yaptık. Engelli parkını çoğaltıyoruz. Bir hayli fazla oluyor. Devam ediyor şu anda yapımları. Aletler de yeşil, aldık. Yeşil mor parkı bir Mezitli. Mor peki evet, anaokulları sizin evet oda bahatleriniz arasındaydı. Şimdi bu konuşmanızın başında Hüsnü Hanım bahsetmiştiniz. Bu güven olayının çok önemli olduğunu söylediniz evet belediyelerde. Evet yani belediye başkanına güven yoksa hiçbir şey yapılmaz burada. Yoldan geçerken bir insan belediye binasına gelip de ben bu başkana yardımcı olacağım, şu kadar lira bağış yapacağım diyor. İlgili arkadaşlar da ya başkanla gidip tanıştıralım bir de kahve için teklifine bile hayır diyen vatandaş varsa Mezitli'de işte biz bunu başarmışız demektir. Ki oldu bunlar oluyor. Şu anda güzel yoldan geçen. O kadar güvenle size geliyor evet, geliyor bu önemli yoldan şey geçerken belli bir parasını bağış yapıyor. Belediye başkanı madem bu kadar hizmet yapıyor, çabalıyor, benim de biraz burada katkım olsun diyor. Para yatırıyor. Gelip çay dahi içmiyor vatandaş bizimle tanışıp. Beklentisi var zannetmesinler diye. Tabii, ne kadar incelik. Tabii. Böyle ince gerçekten Mezitli halkı böyle. Böyle insanlara da tabii ki gece gündüz demeden hizmet etmek bizim borcumuz. Bir hanımefendi İstanbul'da yaşıyor, yazın bir sitede oturan, anaokulu ve kreş yapma düşüncesi oldu. Yer verdik, çok güzel bir yerde, yerini de söyleyeyim sakıncası yok herhalde. Babil sitesinin kuzeyinde, eskiden burayı da bir takım dernekler kullanmış, ticari olarak fırın yapmışlar, bir takım rant sağlamışlar. Yıktık orayı da, rahatsız oldular. Belki bizim partililerimizdi, öyleydi de daha doğrusu. Burada parti ayrı dedim, yapmıyoruz siz zaten. Siz Mezitli halkını düşünüyorsunuz sadece. Evet, orayı sadece yıktık ve oraya şimdi kaba inşaatı bitti. İkinci döneme sömestride yetişeceğini tahmin ettiğim bir çok modern, güzel bir anaokulu ve kreş yapıyoruz. Çünkü eğitimin artık daha temelden başlaması gerektiğine inanıyorum ben kreş döneminden, anaokulu döneminden. Kütüphanemiz vardı bir tane, onu geliştiriyoruz. Bir çocuklar için interaktif kütüphane açtık. O şu anda faaliyette, gitmeyenler bu defa görsün İç Anadolu Lisesi'nin karşısında çok güzel bir mekan, çocuklarını götürsünler. Yine son olarak sosyal tesislerin içerisindeki kafeteryamızın içerisini
yine bir kulübümüz, orayı Soroptomis kulübü kütüphane yaptı bir hayırsever vatandaşların kitap katkılarıyla. Gelecek orada insanlarımız bir taraftan kitap okurken bir taraftan da çayını kahvesini içecek güzel bir ortam yarattık. O sosyal tesisler herkese açık. Çok güzel oldu. Evet, evet, orası hani yolumun üzeri biliyorum. Evet. Peki bu yapılan anaokulları falan başkanım belediye olarak mı evet, işletmeyi yoksa Milli Eğitim'e mi devrediyorsunuz? Tümünü belediye olarak işleteceğiz. Biz mesela bazı daha önce geçmişte şahıslar tarafından işletilen birçok spor sahası vardı. Biz onları belediye olarak tahliye ettirdikten sonra hepsini kendimiz işletiyoruz şu anda. Ve geçtiğimiz mecliste de karar çıkardık. Belediye içerisinde bir spor müdürlüğü kurulmasına karar aldık. Bir spor müdürlüğü olacak. Bir arkadaşımızı oraya atayacağız. Çünkü çok önem verdiğimiz bir konu olduğu için. Yine yakın tarihte boşaltacağımız çok güzel bir bazı kişilerin yanlış şekilde kullandığı yeri tekrar bizi alacağız ve orayı da belediye olarak işleteceğiz biz. Yani halkçı belediye budur. Yani ben öyle bakıyorum. Yani belediye işlettiği zaman ben şunu düşünüyorum. Ben Mezitli halkı olarak çok daha uygun fiyatlarla bir yerden istifade edebiliyorum. Değil mi? Hiç olmasa bazı arkadaşların da istihdamına da katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Evet. Efendim Mezitli Belediye Başkanı Neşet Arhan konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen eklemek istediğiniz ya da tamam kent halkı olur ama ilçe halkımız Mezitli halkına neler anlatmak istersiniz efendim, buyurun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim, bir mensup olduğunuz basın, yazılı, görsel basın, son zamanlarda çıkan bir sosyal işte medya dediğimiz internet üzerinden yayın yapan bir takım yerler, bir bilgi kirliliği var, bunu kabul etmek gerek. Türkiye'de var, ulusal basında, ulusal gazetelerde ve televizyonlarda başta olmak üzere gördünüz son seçimlerde özellikle nasıl evet, maalesef var. Gördünüz. Mersin'de de bu anlamda son derece düzgün arkadaşlar var. Son derece namuslu arkadaşlar var. Kalemini satmayan arkadaşlar var. Bunlar kent yararına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama her yerde olduğu gibi insanız sonuçta. Basın içerisindeki bir takım çürük şeyler de olabiliyor. Bir limon sandığında eğer bir tane limon çürükse o bütün limonlar çürümeye başlar. Teker teker çürür. Bunu ayıklamak gerekir. Bunun tabii ki temelinde siyasetin temizlenmesi gerekiyor. Önce siyaseti temizleyeceğiz. Hepsi birbirine bağlı. Eğer siyaseti temizlersek bu basın böyle olmaz. Türkiye'deki basın böyle olmaz. Mersin'deki basın da böyle olmaz. Çünkü basın ticaret paralel gittiği zaman bu farklı boyutlara gidiyor. Ben gazeteci değilim, basın mensubu değilim ama belediyede çalıştığım 80 yılından beri basınla iç içe oldum. Arkadaşları çok iyi tanıyorum, büyük bölümünü çok iyi tanıyorum. Eskiden böyle değildi. Bir kere bunu sorgulamamız gerekir. Nasıl deminki arazi ve arsa üzerinden rant sağlayanları ayrı bir programda konuşmak arsa gerekirse spekülatörlüğü maalesef. Basın konusunu Türkiye'de ve Mersin'deki basın konusunda bence ayrı bir tartışma konusu yapıp buradaki basın mensuplarıyla gazeteciler cemiyeti başkanı da dahil olmak üzere içerisinde bulunan bir platformda konuşulması gerekir. Çünkü bize de burada hakikaten son derece çirkin, yalan, tek yönlü haberlerle yıpratmak isteyen, siyaset yapmak isteyen, buradan çıkar sağlamak isteyenler var. Hiç bu tür şeyleri dikkate almıyorum. Çünkü onlar bizi dikkate almıyor. Hiçbir şey sormadan haber yapıyorlar. Sordukları zaman da zaten yazmıyorlar açıkçası. Yazmak istediğini kendi nasıl olsa yazıya basıyor öyle diyorsunuz. Öyle oluyor kendi bildiklerini. Onun için şunu diyorum ben, belediye hizmetini yaparız, başarılı oluruz ama benim görevlerimden birisi şudur, siyasetin temizlenmesine katkıda bulunmak. Her parti için söylüyorum bunu. Bütün partiler bütün için kurumlar söylüyorum. Kendi içinde biraz temizlik yapmalı değil mi? Kurumlar kendi temizlik yapacaktır. O zaman insanlar daha mutlu olacaktır. Daha barış içerisinde yaşayacaktır. Ben seçim günü bütün sandıkları gezdim. Hemen hemen çoğunu gezdim. Zamanım sabah 8'den akşam 5'e kadar yetişebildiğim kadarıyla tüm sandık görevlilerinin parti ayırt etmeksizin teker teker ellerini sıktım. İstekleri var mı diye sordum.
Bu seneki ziyaretlerinde tek şey söyledim ağırlıklı orada arkadaşlara. Dikkat ettim kendilerine girdiğim zaman güler yüzlü mü değiller mi diye. Çoğunlukla güler yüzlü olan arkadaşlar çoğunluktaydı elbette ama bakıyorum öyle gergin arkadaşlar var ki o sandık görevlisinin sanki hani öyle tabir ederler şimdi değişti mi bilmiyorum mahkemedeki yargıçların savcıların ama mahkeme duvarı gibi yani böyle bir sanki ben bir şey isteyeceğim veya herkes öyle bak vatandaş oraya sonuçta bir oy kullanmaya gelmiş. Görevini vatandaşa yapıyor. Bir merhaba günaydın de güler yüzle dediğim zaman arkadaşlar ya güler yüzlü olun. Ben evet. De çok gülen bir insan değilim ama eksikliğim bu. Ben bunu kabul Estağfurullah. Ediyorum. Estağfurullah. Ama duruşunuz evet. Onu kaybettiriyor. Güler yüzlü olmamız gerekiyor. Bu mutluluk için yani Mezitli'deki herkesin ben gülmesini istiyorum. Hatta sandığım birinde bir arkadaş dedi ki ben bunu anlattıktan sonra ben dedi fıkra anlatıyorum başkanım arkadaşlar gülsün diye dedi. Çok güzel. Fıkra anlatmaya gereksinim olmayan bir ülke olmalı. Mizaha konu olmayan tabii bir ki. Ülke olalım istiyorum ama her gün mizaha konu birçok olay yaşıyoruz. Türkiye'de en kolay şey mizah yazarı olmak. Hatta gazeteci olmak. Çünkü basınızı da ele alırsak açıkçası o biraz kadar da bize vurun. Elbette yani vurmak gerek. Siyasetçiye nasıl vuruyorsa insanlar, belediye başkanları nasıl acımasızsa saldırıyorsa, hak ediyorsa basına da söylemek gerekir. Yani mutlaka haklısınız öyle efendim. Yani herkes kurum hak ettiğini toplasın. Bulmalı. Bir söz var, lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye diye. Ben istiyorum ki laf laf olsun, biz dikkate alalım. Söyleyen adam olsun, onu biz dikkate alalım istiyorum. Herkesin mutlu olmasını istiyorum, herkesin gülmesini istiyorum, güler yüzlü olmasını istiyorum. Bu seçimin ülkemize tabii ki hayırlı olmasını diyorum, halk iradesidir. Halk getirdiği gibi herkesi götürür, ben halka inanıyorum çünkü. Kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yok diyorum. Türkiye sonunda aydınlık bir Türkiye olacak. Atatürk'ün düşlediği, özlediği Türkiye olacaktır diyorum. Tüm Mezitli halkı başta olmak üzere ben sizin aracılığınıza Füsun Hanım her zaman destek veriyorsunuz. Sağ olun bu mesajı iletmeme de yardımcı rica oluyorsunuz. Ederim efendim. Bana verdikleri güven için hepsine teker teker kucaktan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Sağ olun efendim. Ben de tekrar Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hadi tartışalım. Demokrasiyi, köylülüğü, potansiyel çatışma alanlarını, darbeleri, ekonomiyi, siyaseti, sistemi, Kürt sorununu, eğitimi, güvenliği, üretimi, politik ve hantal devleti, anayasayı, sahici bir tartışma zemininde çözüm kendiliğinden gelir. Kent Radyo 98.5